Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde esmaul işareti işleyeceğiz. Yani ismi işaretler bir diğer adıyla. Kullanımlarını, tekil, ikil ve çoğul olanlarını, yakın ve uzak için kullanılanlarını öğreneceğiz arkadaşlar. Hadi başlayalım. İsmi işaret ne demektir? Varlıkları göstermek, onlara işaret etmek için kullanılan kelimelerdir ismi işaretler arkadaşlar. Türkçemizde işaret sıfatı olarak bilinirler. Ancak unutmayalım bunlara Arapçada ismi işaret diyoruz. İşaret sıfatı sıfat demiyoruz arkadaşlar. İşaret isimleri, işaret ettikleri kelimelerin yakınlığına, uzaklığına, sayısına ve cinsiyetine göre belirlenirler. Mesela iki tane örneğimiz var. Dikkat edelim. Haza müderrisün. Burada hazayı kullandık. Neden haza? Şimdi bakalım buradaki müderris kelimesini işaret ediyoruz. Müderris kelimesi tekil ve müzekker yani erkek bir tane öğretmenden bahsediyor. O zaman hazayı seçtik. Yanındaki örneğe bakalım. Hazihi talibetün. Bu kız öğrencidir. Hazihi neden hazihi olarak getirdik? Talibetün kelimesi bir tane kız öğrenciden bahsediyor. Yani kelime hem tekil hem de müennes. Bundan dolayı hazihi ismi işaretini kullanmış olduk. İsmi işaretlerin özel durumları var. Bunlar nelerdir? Birlikte okuyalım. İsmi işaretler tesniye olanları hariç yani ikil kelimeleri, ikili olanları hariç mebni kelimelerdir. Bakın bu kelime önemli. Mebni. Yani son harekeleri cümledeki konumlarına göre değişmez. Mesela müpteda konumunda geldi, fail konumunda geldi. Son harekelerini ötre almazlar. Bu kelime nasıl ezberlediysek o şekilde kalır. Hazihi, Bakın esreli ezberledik. Tilke. Burayı fethalı ezberledik. Bunu e, fail konumunda geldi diye, müpteda konumunda geldi diye ötreli okuyamayız. Veya harfi cerden sonra geldi diye tilkeye esre koyamayız arkadaşlar. Demek ki son harekeleri cümledeki konumuna göre değişmiyor. Peki irap yapıldıkları zaman nasıl irap yapılırlar? Burada hemen şu notu hatırlayacağız. Mebni kelimelerin ve cümlelerin irabı mahallen olur. Bundan dolayı bunlar irap yapıldıkları zaman mahallen irap yapılırlar. Yani mebteda konumunda geldiyse mahallen merfu deriz. Mef'ul konumunda geldiyse mahallen mansup deriz. Hocam fetha almış olabilir. Bunun fethası mef'ul olduğu için olmayacak. Bunun fethası doğuştan geldi. Yani buna diyeceğiz ki mahallen mansup diyeceğiz. Harfi cerden sonra gelmiş mahallen mecrur deriz arkadaşlar. Bir diğer önemli husus başlarında bulunan H harfi yani hadihinin şu başındaki H harfi harfi tembihtir. Yani ne için kullanılır? Uyarı ve dikkat çekmek içindir. Asıl ismi işaret bu ha'dan sonraki kısımdadır arkadaşlar. Yani hadihideki zi'dir mesela ismi işaret olan kısım veya hadadaki za kelimesidir, za harfidir. Harf-i tenbih ile yani ha ile zi arasına bir tane uygun zamir gelebilir. Bunlar işte tam da bu manasında ha ene za, ha huve za gibi. Bunu da belirtmiş olalım. Başka neler var? İsmi işaret, mübteda, sonraki gelen eliflamlı kelime haber olduğunda yani her ikisi de marife olduklarında aralarına bir ayrıcı zamir bunun adına zamirul fasıl diyoruz. Zamirul fasıl girer. Bu zamirin anlama bir katkısı olmaz. Yani anlamı değiştirmez. Sadece niçin kullanılıyormuş? Mübteda da marife. Haber de eliflamlı olduğu için marife. Yani her ikisi de marife. Normalde işaret sıfatı sıfat olarak kullanılabilirken burada ne oldu arkadaşlar? Her ikisi de marifi ama birisi müpteda, birisi haber olacak. Peki müpteda ile haberi nasıl ayıracağız birbirinden? Zamirül fasıl dediğimiz bir zamirle. Örneğe bakalım. Haza huvel cevabı. Şimdi haza yuhu'yu kapatsak mesela. Haza el cevabı. Şimdi el cevabı bu cevap gibi bir mana verilebilirken ama benim demek istediğim şey şuydu. Bu cevaptır demek istiyorum. Bu cevap kelimesini haber olarak kullanacağım. Bunun haber olduğunu nasıl kastedebilirim? Nasıl anlatabilirim? İşte bu zamirul fasıl dediğimiz hüveyi araya getirerek arkadaşlar. Hâzâ huvel cevabu. İşte bu cevaptır. Bir diğer örnek. Hâzihi hiyel hakikatül merîratü. İşte bu acı gerçektir. Şimdi hâzihi <laughs> hakikatü dediğimiz zaman bu hakikat el meriratu bu acı hakikat gibi bir sıfat manasında yani işaret sıfatı manasında tercüme edilebilir. Ancak benim kastettiğim mana o değil. El hakikatü kelimesini ben haber olarak kullanacağım. Bu mübteda ile haberi birbirinden ayırabilmek için eliflamsız getirmek lazım ya da eliflamlı geldiyse buraya bir tane zamirül fasıl dediğimiz ayırıcı zamiri getirmem gerekiyor. Hazihi hiyel hakikatul meriratu. İşte bu acı gerçektir şeklinde. İsmi işaretten sonra gelen eflamlı kelime bedel veya atı beyan olur. Şimdi örneğe bakalım. Tilke es seyyaratü. Bakın tilke es seyyaratü. İsmi işaretimiz tilke. Bundan sonra gelen es seyyaratü eliflamlı bir kelime. Eliflamlı gördünüz. Eliflamlı kelimeler bu şekilde geldiğinde bedel olurlar. Bakın şurada bahsettiğimiz bir önceki noktada anlattığımız şey bununla alakalı değil. Bu başka bir konu. Tilkesse yaratu li müdiril medraseti. Şu araba kimindir? Li müdiril medraseti. Okulun müdürüne ait. Şimdi şu araba dediğimiz zaman buna sıfat demiyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Peki eliflamlı gelmiş ne diyeceğiz? Bedel diyeceğiz veya atı beyan diyeceğiz. Peki bu eliflamlı kelimenin harekesi neye göre belirlenir arkadaşlar? Yani ismi işaretten sonra eliflamlı kelimenin harekesi neye göre belirlenir? Haber olmadığına göre. O zaman bu bedel veya atıf beyan olduğu için öncesine tabidir. Yani tilke hangi konumdaysa, bakın harekesi nedir, ne olursa demiyoruz. Hangi konumdaysa, müpteda konumunda, onun harekesini aynen alır. Müptedanın harekesi normalde neydi? Merfu, ötre. Yani o zaman esse yaratu bedel olduğundan dolayı bu müptedanın merfuluğunu aynen almıştır diyoruz. İsm işaret kullanımları nasıldır? Hemen bunlara bakalım. Bunun iki durumu var arkadaşlar. İsm işaretten sonra gelen kelime nekradır veya ismi işaretten sonra gelen kelime eliflamla marifedir. Şimdi bakalım bunlar nasıl kullanılıyorlar. İsmi işaretten sonra gelen kelimemiz nekra olursa yani eliflamsız bir kelime olursa isim işaret müptedadır. İşaret ettiği kelime de haberdir. Yani eliflamsız olan şu kelime dersün kelimesi burada haber. Haza dersün sehlun. Haza bu dersün derstir. Nasıl bir derstir? Sıfat bakın sehlun kolay bir derstir. Şimdi buradaki hazamız müpteda. Ders'ün kelimesi haber, sehl'ün kelimesi de nasıl sorusuna cevap verdiği için kolay dediğimiz zaman evet bu da ders kelimesinin sıfatıdır arkadaşlar. Bakın hazar'ın sıfatı değil, ders kelimesinin sıfatı. Diğer örneğe bakalım. Hazihi cemile cemiletün. Bu güzel bir arabadır. Buradaki hazihi müpteda, seyyaratün haber, bu arabadır. Nasıl bir arabadır? Cemiletün, güzel bir arabadır. Bakın nasıl sorusuna cevap verdi? Sıfat. Kimin sıfatı? Haberin sıfatı. Burada dikkat edeceğimiz husus, e, kelimesinin başında ne yok? Eliflam yok. Dersün kelimesinin başında ne yok? Eliflam yok. Eliflamsız olduğunda, ismi işaretten sonra kelime eliflamsız olduğunda dikkat ediyoruz. Haber oluyor arkadaşlar. Bir diğer kullanımı da, ismi işaretten sonra gelen kelime, lamı tarifli yani başında eliflamlı olursa. İsmi işaret mübteda, işaret edilen isim yani müşarun ileyh olan kelime, bedel veya atfı beyan olur arkadaşlar. İsim işaretin kendisi müpteda oluyor. İşaret ettiğimiz isim bedel veya atfı beyan olur. Hocam bir de müşar geldi burada. Nedir bu? Müşar müleyh dediğimiz şey arkadaşlar isim işaretten sonra gelen kelimenin adıdır. Müşar müleyhin harekesi aynı sıfat gibi düşünülür. Yani sıfat neydi? Sıfatın özelliği öncesine tabi olurdu harekete. Aynı müşarun ileyh de hareket olarak öncesine tabi olur. Burada dikkat edeceğimiz husus Öncesindeki ismi işaret olduğu için ismi işaretin harekesini alamaz. İsmi işaretler mebliğidir. İsmi işaret hangi konumdaysa konumun harekesini alır. Müpteda konumundaysa ötreyi alır. Mef'ul konumundaysa fetayı alır. Efendim harfi cerden sonraki bir konumda veya muzaf dileği konumundaysa o zaman esri alır. Yani hazanın, hazihinin harekelerine bakmaz. Hangi konumdaysa ona bak. Örneği okuyalım. Hazel veledu talibun. Bakın burada önemli olan husus şurası. Eliflam. İsmi işaretten sonra gelen örnek Eliflamla. Ha, Theil <laughs> hakibetu. Betu, Eliflamla. Bunlar ne oluyormuş demek ki? Müşahidek like yüz bunlara. Bunların cümledeki konumu bedel arkadaşlar veya atıf beyan. Ha, <laughs> Zel <laughs> böyle diyor. Bu çocuk nedir? Talibun öğrencidir. Bakın haberimiz burada. Haber demiyoruz bunlara. Haber olabilmesi için Eliflamın gitmesi lazım. Yani eliflamsız olması lazım. Bu özelliği unutmayalım. Evet haza mübteda el bedel. Harekeyi nereden aldı burada el ötresini? Mübtedadan aldı. Mübtedalar merfu oldukları için bedel kelimemizde ötreyi aynen aldı. Değilse hazanın fethasını almaz arkadaşlar. Haza kendisi mebni bir kelime. Harekesi değişmeyen bir kelime. Talibun kelimesi de haber. Haberler merfudur zaten. Şuraya bakalım. Hazihil hakibetu kadimetun. Bu çanta eskidir. Şimdi baktığımız zaman hazihi mübteda. Hazihi ismi işaretinden sonra gelen kelimemiz eliflamlı gelmiş. Yani müşarrelih olan kelime eliflamlı gelmiş. İsmi işaretten sonra gelen eliflamlı kelimelere ne diyoruz? Bedel diyoruz. Bedel. Harekeyi nereden aldı peki? Öncesine tabi oldu. Öncesinde ne var? Mübteda var. Mübtedanın harekesi ne diyor? Konum itibariyle ötredir arkadaşlar. Yani merfudur. Bedelimizde de merfu oldu arkadaşlar. Kadimetün kelimesi zaten haber. Nekralır ve merfudur. İsmi işaretler nelerdir? Şimdi bunları diğer kardeşleriyle birlikte öğrenelim. Haza, hazani, hazeyni, haulâi. Hâzihi, hatani, hâteyni, hâulâi. Bakın bunlar özellik olarak yakını işaret etmek için kullanılır. Yakın. Yakın varlıklar. Bize nispeten yakın olanlar. Haza. Mesela haza kalem. Bu kalemdir. Elimde tuttuğum bir kalemi gösterirken bu kalemdir şeklinde kullanılır. Hazanın manası bu demek. Hazihi de aynı şekilde bu demek. Peki Hazani, Hazeyni nedir? Bunların farkı ne? Arkadaşlar isim işaretlerin tesniyeleri yani ikili olanları muraptır. Yani sonları değişebilir. Bakın Elif ve Nun raf alameti olarak gelmiş. Hazeyni'ye dönüştü de Ye ve Nun da nasb ve cer alameti olarak gelmiş. Demek ki tesniyeler murap arkadaşlar. Mebni değil. Sadece tekilleri ve çoğulları mebni tesniyeleri Murab Yani sonları değişebilir. Hazani bu ikisi demek. Hatani de bu ikisi demek. Peki ile Hazihinin farkı neydi? Hazayı müzekker için erkek için kullanıyoruz. Hazihi ise müennes, dişiler için kullanıyoruz. Peki çoğullarda niye aynı hocam? Değişmeyen e, ikisi de aynı değişmemiş. Evet çoğulları ortaktır arkadaşlar. Hem müzekker hem müennes için ortak. Şimdi zalike tilke bu kardeşler var. Bunlar ne için kullanılıyor? Bunlar da uzakta olanları işaret etmek için kullanılıyor. Yani nispeten daha uzaktakileri. Şu manasında. Zalike ile tilkenin manası zaten şu demek. Ülaikeler şunlar demek. Evet uzaktakileri gösterirken şunlar deriz. Eha ülaikeler bunlar demek. Bunu yazmayı unutmuşuz. Zanike, zeynike. Bakın burada da aynı şekilde elif, tesniyenin elifi, raf alameti. Zeynike'ye dönüşmüş, tesniyenin y'si, nas alameti. Tanike, teynike. Bakın buradaki elif, raf alameti, teynike'deki y de nasb ve cer alameti. Zalike şu. Zanike şu ikisi. Zeynike aynı manada şu ikisi. Ülaike şunlar. Tilke şu. Tanike şu ikisi. Teynike şu ikisi. Ülaike şunlar. Bakın dikkat ettiyseniz ülaike şunlardır. Ortak. Ha ulai, bunlar demek. Hem müzekkerde erkekler için hem de müenneste dişler için ortak. Tekiller değişiyor dikkat ettiyseniz. Tesniyeler değişiyor. Haza, hazihi oluyor. Dişi de, zalike de tilke oluyor. Bir notumuz var. İsim işaretlerin tesniyeleri diğer tesniye isimler gibi muğraptır. Biraz önce söylemiştik. Tesniyelerde elif, raf alameti, ye ve nun da e, nasb ve cer alametidir. Nasb ve cer halinde ye nun alıyorlar. Raf halinde de elif nun alıyorlar. Bakın gördüğünüz gibi elif nun, ve yen. Kullanımlı örnekler var. Birkaç tane örnek buradan okuyalım. Haza ve hazihi ismi işaretlerden sonra yani bu haza ve hazihi kelimelerinden sonra nekra bir kelime varsa yani eliflamsız bir kelime varsa ismi işaretin sonları çekilerek okulur. Aksi durumda yani eğer eliflamlı bir kelime geliyorsa çekilmez. Direkt tutturulur. Örneklere bakınca siz de anlayacaksınız. Haza ismi işaretimiz bu. Bakın eliflamsız bir kelime var. Haza za bakın burada za'yı çekmemiz lazım. Haza kitabun müfidun. Bu faydalı bir kitaptır. Şimdi aşağıya bakalım. Hazihi bakın hi çekiyorum niye eliflamsız çünkü hikayetün derken. Hazihi hikayetun cemiletun. Bu güzel bir hikayedir. Burayı niye çektik hi diye? Hü zamirinin özelliğidir. Kendinden önceki sakin değilse çekilir arkadaşlar. Peki haza niye çektik? Şuradaki elif zaten met harfi. Aynı cümleleri eliflamlı kuralım. Hazel kitabı müfidun. Bakın burada ne yaptık? Artık işaret sıfatı olarak kullanın. Bu kitap, hazel kitabı, bu kitap nedir? Müfidun faydalıdır. İncelerseniz İrab çalışmasını anlarsınız arkadaşlar. Haza mübteda kitabın haber, müfidun sıfattı. Şimdi şuraya bakalım. Haza mübteda, evet aynen değişmemiş. El kitabı dediğimizde değişmiş bakın. Müşarnili, yani burası nedir? Bedel. Artık haber konumunda değil. Bedel olarak geldi. Neden bedel dedik buraya hocam? Haber demedik. Eliflamlı kelimeler bedel oluyordu biliyorsun. İsmi işaretten sonra eliflamlı bir kelime gelirse bedel diyorduk. Müfidün kelimesi burada nedir? Haber. Burada neydi? Sıfat. Niye böyle oldu? Eliflam gelince cümle baştan aşağı kurulum olarak değişti arkadaşlar. Manası ne oldu? Bu kitap oldu artık. Bakın bu faydalı kitaptır derken bu kitap nedir? müfidün faydalıdır. Bu kitap faydalıdır şeklinde oldu. Bakın bu kitap diye ne yaptık? Kitabı işaret ettik. İşaret sıfatı yaptık. Demek ki eliflamlı bir kelime gelirse za diye çekmiyoruz. Ha zel kitabı. Zel kitabı bakın. Ha el kitabı demedik. Ha zel kitabı. Aynı şeyi ha uygulayalım. Ha zihil hikayetü cemiletün. Hazihi diye çekiyorduk bakın burada. Burada artık çekmiyoruz. Ne yapıyor? Direkt tutturuyoruz. Hazihil hikayetu. Bu hikaye güzeldir. Sebebi ne? Eliflam. Bakın şu alttaki özellikleri incelerseniz. Hazihiler müpteda. Doğru. Hikayetün derken eliflamsız haber. Eliflam geldiği zaman müşarun idi. Yani nedir burası arkadaşlar? Bedel. Bunu şöyle kodlayabilirsiniz. İsmi işaretlerinden sonra elif eliflamlı kelimeler bedel veya atfı beyan olurlar. Bedel diyoruz. Cemiletün nedir burada? Biraz önceki cümlede sıfattı, burada haber diyoruz. Kullanımına örneklere devam edelim. Uzak için kullanılan ismi işaretlerde yani zalike ve tilkede sonlarına bir k harfi getirilmiş. Bakın gördüğünüz gibi tilke, zalike. Bu harfe kafül hitap denir. Yani muhataba göre seslendiğimiz hitap etme kafidir bu. Bunun çekimi var arkadaşlar. Mesela Kur'an-ı Kerim'de de örneklerini çokça bulabilirsiniz. Zalike, zalikuma, zalikum şeklinde. Bu k'yi k, kuma, küm şeklinde çekilebiliyor. Burada yine sıfatlarla öğrendiğimiz bir not var ortak. Gayri akil kelimelerin, akılsız çoğulların yani çoğullarında müfret müennes ismi işaretler kullanılır. Mesela örneğe bakalım. Hazihil aklamu. Buradaki kalem kelimesinin çoğulu bakın. Aklam, kalemler. Çoğu e çoğul bir kelime. Niye ha haulayı getirmedik? Çünkü gayr akil bir çoğul arkadaşlar. Akılsız kelimenin çoğulu. Değil mi? Ne oluyordu? Müfret müennes kabul ediliyordu. O zaman ismi işaretimizde müfret ve müennes seçedik. Hazihil <laughs> aklamu. Bu kalemler. Cedidetün yenidir. Bakın sıfatımız da müfret müennes geldi. Neden? Bunun kuralı var arkadaşlar. Gayrakil akil kelimelerin çoğulları müfret müennes kabul edilirler. Diğer örneğe bakalım. Tilkel kütübü lil müderrisi. Şu kitap hocanındır, öğretmene aittir şeklinde. Bakın kütüp kitabın kelimesinin gemisi çoğulu. E peki niye ülaikeyi getirmedik veya haulayı getirmedik? Arkadaşlar gayri akil kelimelerin çoğulları ne kabul ediliyordu? Bakın burada yazdık müfret ve müennes kabul ediyor. Bundan dolayı da başına getirdiğimiz isim işaretimiz müfret ve müennes olacak. Notumuzu okuyalım burada. Not neymiş? Kalemler ve kitaplar kelimeleri, Bakın aklam ve el kütüp kelimeleri çoğul olmalarına rağmen ismi işaretler tekil getirilir. Başındaki ismi işaret hazihi ve tilke tekil. Neden? Müfret müennes kabul edildikleri için. Bir diğer önemli husus, ismi işaretlerin çoğulları müzekker ve müennes kullanımlarında ortaktır. Biraz önce söylemiştik. Örnek verelim. Ha il fellahuna. Bakın fellahuna cemi müzekker salim erkeklerin çoğulları. Erkek çiftçiler. Bu erkek çiftçiler, min beledi, şurası B olacak arkadaşlar. Bu çiftçiler benim köyümdendir, yani benim memleketimdendir. Gördüğünüz gibi, fellahune, erkek çoğu, yani cemi müzekker, salim. Aynı şeyi şöyle de kurabiliriz, ha ula il tu bu kızlar, min beledi, benim memleketimdendir şeklinde. Bakın, iki ile bir cümle kurmuşuz, ulaikel benatu, şu kızlar talibetün öğrencidir burada ha ulayi ulayike çevirdim falan düşünmeyin. Ha ulayi bunlar demek. Yani ikisinin kastettiği şey zaten farklı. Ha ulayi bunlar. Yakın için işaret ediyor. Ulayike de şunlar demek. Her ikisi birbirinin yerine kullanılabilir. Yani ulayikeyi alın buradan. Yukarıdaki ha ulayinin yerine koyun. Ha ulayi alın buradan. Ulayikenin yerine koyun. Sadece mana değişir. Bunlar şunlara dönüşür. Şunlar benim memleketimin ya da benim memleketimden çiftçilerdir dersiniz. E ee, şunlar dediğimizde bunlara koyun haula ilbena bu kızlar talibatun öğrenci şeklinde olur. Demek ki e, isim işaretlerin çoğulları müzekker ve müennesle ortaktır. Burada dikkat edeceğimiz bir diğer husus da arkadaşlar haula ve ulaike sadece insan türünden olan akıllı varlıklar için kullanılırlar. İsim işaret ve müşarun ileyh'in yer değiştirmesi yani isim işaretimizle işaret ettiği kelimenin yer değiştirmesi normalde isim işaret başta gelir. Ancak iki durum vardır ki arkadaşlar bu sıralama değişebiliyor. Birinci durumu hemen işaret edelim. İşaret ettiği kelime özel isim olursa Ali Veli, Ayşe Fatma gibi özel bir isim olursa. Bakın haza Muhammed'in deseydi bu Muhammed diyecekti ama e, özel isme işaret ettiği zaman mana değişiyor. Bu Muhammed'tir gibi bir mana çıkar. Şimdi öyle örneğimizi okuyalım. ni beni ziyaret etti Muhammed'in Muhammed. Haza bu Muhammed bir mektebi ofisimde emsi dün. Şimdi cümlenin tam manasını bir bakalım. Bu Muhammed. Bakın ismi işareti gördünüz mü? Bu Muhammed. Normalde Hazan'ın nerede olması lazım? Şurada olması lazım. Yani Muhammed kelimesinin önünde olması lazım. Neden Muhammedten Muhammed'den sonra getirdik? Özel bir isme işaret ettiği zaman yani müşarun ileyhimiz özel isim olduğunda arkadaşlar mecburen isimden sonra getirilecek. İkinci husus neydi? İsim tamlamasının muzaafına işaret ettiği zaman. Yani şimdi isim tamlamasında iki öge var. Muzaf, muzafun Demek ki muzafa işaret ettiğinde, muzaaf olan kelimeye isim işaret getirdiğimizde isim işaretimiz sonra geliyor. Örneği okuyalım. Gabe gelmedi, devamsızlık yaptı. Talibuke senin öğrencin. Haza bu öğrencin. Minz eyyamin günlerdir. Minz dırdır ya da günlerdir, günlerden beri manasına gelir arkadaşlar. Senin bu öğrencin günlerdir ortalıkta yok. Bu manayı verebiliriz toplu bir şekilde cümleyi baştan sona mana verecek olursak. Önemli olan şurası bakın talibu kelimesi muzaf. K zamiri isme bitiştiği zaman muttasız zamirler muzafun ileyh olurlar. Bakın burada da talibu kelimesine işaret etmişiz. Haza aslında kime işaret ediyor? Talip kelimesine işaret ediyor. Yani normalde burada olması lazım. Gabe haza talibuke diye. Ama cümlenin manası değişiyor o zaman bizim bu öğrencin manasını elde edemiyoruz. İşte bu iki durum arkadaşlar bir yere not edin. Bu iki durum olursa yani özel bir isme işaret ettiğimizde veya muzaffa işaret ettiğimiz zaman ism işaretler kelimeden yani işaret ettiği müşarmelikten sonra getiriliyor bilgimiz olsun. Bir de irabını yapalım. Bir cümle üzerinde görelim. Tilke seyyaratü li müdiril medraseti. Bu cümleyi biraz önce vermiştik. Şu araba kimindir? Li müdiril medraseti. Okulun müdürüne ait. Okulun müdürünündür. Şimdi tek tek yapalım. Tilke. Tilke bizim ismi işaretimiz. Tilke ismi işareti. İsmi işarettir. Mebniyun alel feth. Bakın sonunda ne var? Fethası var. Fetha. Fetha üzere mebnidir. Mebniyun alel feth. Peki konum itibariyle hangi konumda? Mübteda konumda. Merfu, merfu'un mahallen. Mahallen merfudur. Niye mahallen dedik? Çünkü mebni olduğu için arkadaşlar mebni kelimelerin irabı mahallen olur. Biraz önce hatırlatmıştık. Niye mü, e, merfudur demiştik? Liennehu çünkü o mübtedeun mübtedadır. Mübteda olduğu için de merfudur. Ötre gelmez. Niye gelmez? Mebni olduğu için gelmez. Niye merfudur? Mübteda olduğu için merfudur es yaratu kelimesine bakalım. es yaratu ne demiştik? İsm-i sonra elif-lamlı kelimeler bedel olur demiştik. Bedelün merfu'un ve alametu rafihi ez-zahirat. ez zammetu ez-zahirat. Ez ez Niye ötreli geldi arkadaşlar? Kimden bedel? Mübteda'dan bedel. Mübteda'nın konum itibariyle harekesi nedir? Merfud, ötredir. Ondan dolayı ötre aldı. Li-müdiri kelimesine. Mecrurun billam. Lam harfi ceriyle mecrurdur. El-müdiri kelimesi de isim mecrur. Ve alametü cerrihi el kesra. Zahira. Yani açıkça esreyle e, mecrur olmuş. El medreseti nedir? Muzaafun ileyh mecrurun. Ve alamet cerrihi el kesra. Bakın müdir kelimesi muzaaf. El medreseti muzaafun ileyh. Şimdi biz burada niye muzaaf demeyiz? Arkadaşlar muzaaf cümlede bir öge değildir. Yani isim tanımlamasının bir ögesidir ama cümlenin ögesi sayılmaz. Buna ne deriz? İsim mecrur. Harfi cerden dolayı isim mecrur deriz. Peki li müdiril medreseti şöylece nedir? Burası şibih cümledir arkadaşlar. Harfi cedir, şibih cümle diyoruz buna. Haberdir. Neyin haberidir? Şu baştaki müpteda olan tilkenin haberidir. Merfudur. Peki şibih cümle olduğu için cümlenin irabı nasıldı? Mahallen. Merfuun mahallen. Niye merfuun mahallen dedik? o şibih cümle. Şibih cümle olduğu için de mahallen merfudur dedik. Evet arkadaşlar. İsmi işaretleri bu şekilde incelemiş olduk. İnşallah faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.